Işık nedir? Doğası nedir? Tarih boyunca matematikçiler, astronomlar ve fizikçiler bu sorulara cevap aradılar. Yaklaşık 250 yıl boyunca tartışmalar dalga ve parçacık arasında sürdü. İşin gerçeği ise ışık hem titreşir hem de dalga halinde yayılır. Bütün bu parçacık teorileri sonunda 20. yüzyılda doğan kuantum fiziğince cevaplandı. Kuantum bu iki teoriyi barıştırdı. 20. yüzyılın başında barışan bu iki teori ışığın doğası gereği maddeyle etkileşime girerek dalgalar veya parçacıklar oluşturduğunu düşündü. En ünlüsü de fotonların oluşturduğu. Dalganın karakteri dalga boyu belirler. Foton ise enerjisini belirler. Peki bunları nasıl ölçeklendiriyoruz? Haydi Isaac Newton'dan başlayalım. Yıl 1666. Her yeri kapalı bir odada küçük bir delikten geçirdiği tek gün ışığı demetiyle çalışıyor. Işık demetini bir parça cam prizmadan geçirerek kırıyor. Kırılan ışık bir gökkuşağı gibi kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, cıvit, mor. Esasen cıvit bu spektrumda yer almıyor. Ama Newton dönemin rakamı olan 7'ye göre renkleri yapılandırdığı için cıviti de ekliyor. 7 nota, 7 gezegen, dünyanın 7 harikası, sihirli ve gizemli bir rakam. 7 renge ayrılmış ışık, 18. yüzyıl boyunca bilim insanları tarafından bu şekilde anıldı. 1800 yılında İngiliz astronom William Herschel termometre kullanarak solar spektrumu farklı renklerin ısısını ölçtü. Sürpriz! Kırmızının ötesinde hiçbir renk yokken ısının arttığını gözlemledi. Bu ilk görünmeyen ışık dalgalarının keşfiydi, kızıl ötesi. Diğer taraftan 1801'de Alman kimyager Johann Ritter fotoğrafik levha üzerine gümüş klorür sürerek solar spektrumu inceledi. Bu çalışmaların neticesinde ikinci görünmeyen alanı mor rengin ötesini buldu, mor ötesi. Bu durum 1801'de İngiliz doktor Thomas Young ışık dalgaları üzerinde ünlü deneyini yaptı. Böylece dalga boyunu keşfetti. 1885'te Alman fizikçi Heinrich Hertz elektromanyetik teoriyi geliştirdi. Bu küreleri elektrik sıçraması olana kadar şarj etti. Bunun benzerini daha küçük bir metal halka üzerinde de yaptı. Enerji bir küreden ötekine atlıyordu. Hertz cevabı bulmuştu. Elektromanyetik dalgaların özellikleri ışıkla aynıydı. Yansıma, kırılma ve saniyede 300 bin kilometre hız. Halkayı sisteme 1 metre yaklaştırarak ölçümler yaptı. Ölçtüğü dalgalar şu anki radyo dalgaları olarak adlandırılıyor. 1895'te Alman fizikçi Wilhelm Conrad Röntgen, elektriği cam bir balonun içinden geçirerek düşük basınçta ışığı yanınca çantanın, kutunun hatta insan bedeninin içindekilerini gösterebiliyordu. Bu ışığa X-ray adını verdi. Ray dedi çünkü düz bir rota izliyordu. X de daha hakkında bir şey bilmediği içindi. X-ray ışınları özellikle tıbbi alanlarda kullanıldı. Ama hala gizemliydi çünkü herhangi bir görsel materyal kullanılmıyordu ve odaklanamıyordu. Ancak 1912'de Alman fizikçi Max von Low başarılı bir şekilde X-ray ışınlarını kristal üzerinde kırarak onların elektromanyetik dalgalardan oluştuğunu ve bu dalgaların oldukça kısa dalga boyuna sahip olduğunu ölçtü. Böylece mor ötesi ışınlar arasında X-ray ışınları yerini aldı. Hepsi bu değil. Bundan daha kısa dalga boyuna sahip ışınlar da var. Bunların keşfi 4 kişi tarafından gerçekleştirildi. Henry Becquerel, radyoaktiviteyi 1896'da keşfetti. Merkür, izole edilmiş radyasyonu 1898'de keşfetti. Paul Villa ve Ernst Rutherford, 1900 yılında radyoaktivitenin 3 tipte olduğunu keşfetti. Alfa, beta ve gamma. 1914'te Rutherford tek başına gamma ışınını keşfetti. Elektromanyetik spektrum hala tamamlanamamıştı. Radyo dalgaları ve kızılötesi hala belirsiz. Bu belirsizlik 1940'larda giderildi. Buna da mikrodalga ışınları denildi. İkinci Dünya Savaşı'nda Alman bombardıman uçaklarının tespiti için İngilizler tarafından geliştirilen radar oldukça fazla mesafelerden yansıma yaparak çalışabiliyordu. 1950'lerde Amerikalı mühendisler mikrodalga ışınlarının objeleri ısıtabildiğini de fark etti. Askeri araştırmalardan mutfağımıza kadar yaygın bir biçimde kullanılmaya başlandı. Yaklaşık 300 yıl boyunca elektromanyetik dalgaların tipini saptamakla uğraştık. Bizim gözlerimiz ise bu spektrumun sadece ufak bir kısmını algılayabiliyor. Neredeyse körüz diyebiliriz. Neyse ki bu ışınları görebilmek için çeşitli aletler geliştirdik. Bugün ekstra hassas algılayıcılar onları görebilmemizi sağlıyor. Işık muazzam bir keşif aracı. Uzayı keşfetmede dalga boylarından yararlanıyoruz. Uydular tüm uzayı göremez ama dalga boyları yardımıyla evrenin oldukça keskin bir haritasını çıkarmamızı sağlıyorlar. Toz bulutları, görünen ve görünmeyen yıldızlar, galaksiler, nötron yıldızları, kara delikler, süpernovalar ve daha fazlası. Farklı dalga boylarını keşfetmemiz için önemli olan yüksek performanslı aletlere sahip olmamız. Örneğin parçacık hızlandırıcı X-ray'den kızılötesine kadar tüm dalga boylarını görmemizi sağlıyor. Teşekkürler Işık.
tüm ışık türlerini bugün daha net bir şekilde görebiliyoruz ve daha uzağı ve yakını görebiliyor, dünyayı daha iyi algılayabiliyoruz. Hoşça kalın.